Aziz Efendi, o zaman Türkiye'nin bir vilayeti olan Hicaz'ın Medine şehrinde 1842 yılında doğdu. Bu sebeple Medineli manasına gelen Medeni diye tanındı. Fakir bir din adamı olan Abdullah Cafer Efendi'nin oğludur. 1851'de 9 yaşındayken babasıyla beraber İstanbul'a geldi. Fer'iye Sarayı'nın baş harem ağası tarafından evlat edinildi. Eğitim ve öğrenim gördü. Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'den ve sonra Latif Ağa'dan musikayı öğrendi. 17 yaşındayken imam sıfatıyla damat Nuri Paşa'nın hizmetine girdi. 3 yıl sonra sesinin güzelliğiyle Sultan Abdülaziz'in dikkatini çekti ve bu hükümdara ikinci imam oldu. Ertesi yıl evlendi. 1870'te Mısır'a gidip geldi. Bu sırada saray hizmetinden ayrılmıştı. Bir takım memuriyetlerde bulundu. 1881'de Kız Sanayi Mektebi Müdürü oldu. Öğretmenlik ve müfettişlik yaptı. 3. rütbe Osmani nişanı aldı. 1895 Kasım'ında 53 yaşında Bebek'teki son evinde öldü. Eyüp'te Çürüklük Mezarlığı'na gömüldü. Tambur, ut, lafta ve piyano çalan Medeni Aziz Efendi çok güzel okurdu. Musiki hocası olarak büyük ün yapmıştı. Doktor Supi Ezgi onun öğrencilerindendir. Dini ve din dışı güfteli eserler besteledi. Bir İsfahan beste dışında kâr, beste, semai, ilahi formlarındaki parçalarının hiçbiri zamanımıza gelmemiştir. Elimizde 43 şarkısı vardır. En çok 13 defa Hicaz ve 7 defa Şevk Efza makamlarını kullanmıştır. Bazı şarkıları, bu arada Hüzzam makamında olanı çok güzeldir. Mehmet Supi Ezgi 1869 yılında Üsküdar'da doğdu. Posta ve Telgraf Nezareti Muhasebe Mümeyyizi İsmail Zühtü Bey'in oğludur. 5 yaşında okula başladı. Az zamanda okulda ilahici başı oldu. Babası amatör hanende Kanuni ve Kemani'ydi. Devrin başlıca müzisyenlerini haftada bir gün evinde toplardı. Bu atmosferde yetişen Supi Ezgi 11 yaşında Mızıkayı Hümayun Kolağası Tahsin Bey'den keman öğrenmeye başladı. Bir yıl içinde fasıllara katılacak dereceye geldi. Babasının hocası olan Kanuni Hacı Arif Bey'den batı notası ve pek çok saz eseri öğrendi. Gene babasının dostlarından Medeni Aziz Efendi'ye devam ederek 15 kadar fasıl meşketti. Sonra musiki bilgini ve ney virtüözü Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede'den ders almaya başladı. 17 yaşına gelince Zekai Dede'nin öğrencisi oldu. Klasik musikimizin bu son büyük bestekarından 35 fasıl geçti. Zekai Dede'nin tavsiyesiyle Kozyatağı Rüfai Tekkesi Şeyhi Tamburi ve Neyzen Halim Efendi'den önce sine kemanı, sonra 3,5 yıl tambur dersi aldı. Aynı zattan 90 kadar saz eseri geçti. Bestekarımız 1892'de 23 yaşında Mektebi Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane'yi bitirdi. Doktor Yüzbaşı rütbesiyle Bingazi'deki 58. Alay'ın 1. Tabur Tabipliğine atandı. Bingazi'de İstanbul'a izinli geldiği zamanlar dışında 21 yıl kaldı. İtalyan Savaşı'na katıldı. Libya'nın İtalyanlar tarafından işgali üzerine 1913'te İstanbul'a döndü. 1. Cihan Savaşı'nda albay rütbesiyle Beykoz Selviburnu Hastanesi başhekimi oldu. Milli mücadeleye iştirak etti. Ankara Merkez Hastanesi başhekimliği yaptı. Sonra İzmir Kızılay Doktorluğuna atandı. 1923'te 54 yaşında isteği üzerine emekliye ayrıldı. Bundan sonra Supi Ezgi kendisini tamamıyla ismini ölümsüz kılacak alana, müzikolojiye verdi. Önce Rauf Yekta Bey'le, onun ölümü üzerine Ahmet Irsoy'la, onun ölümüyle de tek başına İstanbul Belediye Konservatuarı tasnif heyetinde çalıştı ve yüzlerce klasik eserin notasını yayınladı. Bu arada Ameli ve Nazari Türk Musikisi adlı büyük eserinin makamlara ait ilk cildi 1934'te, usullere ait ikinci cildi de 2 yıl sonra çıktı. Sonra diğer 3 cilt basıldı. 500 yıldan beri Türk musikisinde ilmi mahiyette bilgi veren bir eser yazılmamıştı. 500 yıl önce yazılanlar da
Ancak zamanlarına göre ileri olup günümüze göre yetersiz kalıyorlardı. Türk musikisi bilgisine ilk eğilenler üç Mevlevi şeyhinin teşvikiyle Rauf Yekta, Supi Ezgi ve Saadettin Arel oldu. Bu üç bilgin 1913'ten 1920'ye kadar 7 yıl birlikte çalıştılar. Supi Ezgi'nin Ankara'ya ve Saadettin Arel'in İzmir'e gitmesi üzerine ayrıldılar. Az sonra Ezgi ile Arel yeniden birleştiler ve çalışmalarına Arel'in 1955'teki ölümüne kadar devam ettiler. 1903'te tanışan Arel ile Ezgi'ye fizik bilgini Ordinalis Profesör Salih Murat Uzdilek de yardım etti. Bu suretle Arel, Ezgi, Uzdilek sistemi kuruldu ve Türk musikisi ilmi bir mahiyet kazandı. Türk musiki bilgisinde ilk ilmi eserleri yayınlamak şerefi Rauf Yekta Bey'e nasip oldu. Sonra Ezgi'nin eserleri çıkmaya başladı. Ezgi, 5 büyük ciltlik ölümsüz eserinde her ciltte yaptığı hataları sonraki ciltlerde düzeltmek suretiyle ilerledi. Nihayet Arel bu konudaki kusursuz eserlerini yayınlayarak Türk musiki bilgisini mükemmel şekilde ortaya koydu. Supi Ezgi'nin eseri, onda dokuzu yazma halinde olan Arapça, Farsça ve Türkçe kaynaklara ve bu kaynaklarda verilen bilgilerin yaşayan eserler ve Fransızca yazılmış müzikoloji kitaplarıyla karşılaştırılmasına dayanır. Gene bu iş için binlerce musiki parçası yüzlerce defa okunup çalınmış, incelenmiş, tahlil edilmiş, eldeki bütün nüshalar birbirleriyle karşılaştırılmış, en doğru şekil bulunup tespit edilmiştir. Bu suretle klasik Türk musikisi eserlerine ilk defa olarak edisyon kritik usulü uygulanmıştır. Metin tamiri metoduyla eserlerin eksik veya usulsüz parçaları yeniden bulunmuştur. Bu şekilde kaybolmak üzere olan birçok eser notaya alınmıştır. Bunların başında Supi Ezgi'nin 30 yıllık bir çalışmadan sonra yayınladığı Osman Dede'nin Miraciyesi gelir ki Türk musikisinin bugün elimizde bulunan en büyük eseridir. Itri'nin Naati de 10 yıl çalışılarak asli şekline en yakın tarzda yayınlanmıştır. Bu suretle yüzlerce klasik dejenere hallerinden eski şekillerine kavuşturulmuştur. Ezgi, geleneksel besteli Mevlid üzerine de çalışmış fakat çalışmalarını tamamlayamamıştır. Büyük müzikolog bir geleneksel tambur metoduyla yarım kalan bir solfej kitabı yazmıştır. Tamburi Mustafa Çavuş'un 36 şarkısını 35'ine ara nameleri de yaparak yayınlamıştır. Durak ismiyle zamanımıza kadar gelen eserlerin tamamı olan 39 parçayı en doğru kaynaklarından alıp usullerini keşfederek bastırmıştır. Bu eserine 15 naat ve diğer dini parçayı eklemiştir. Bu suretle Ezgi'nin unutulmaktan kurtardığı bestelerin sayısı yüzleri bulur. Klasik Türk musikisinde kabına erişilmez bilgi ve zevkiyle en doğru ve en güzel şekillerini ilmi usulle yayınlaması çok büyük bir hizmet teşkil etmiştir. Tamburi Ali Efendi ile Arif ve Şevki Beylerin de birçok eserini bu şekilde yazmaya başlamış fakat bu üç büyük bestekarın külliyatını bitirememiştir. Usul geçkileri hakkındaki etüdü yayınlanmıştır. Orta derecede keman ve sine kemanı çalan Ezgi iyi bir tamburiydi. Fakat emsalsiz olan icra tarafı okuyuculuğundaydı. Sesi güzel olmamakla beraber tavır ve üslubu, nameleri bağlaması ve nüanslaması zevkine doyulmayacak derecede güzeldi. Birçok müzisyen bu derecede güzel bir okuyuşa kimse de tesadüf etmediklerini söyleyip yazmıştır. Ezgi 700'den fazla eser bestelemişse de bunların ancak 167'sini neşre layık görmüştür. Şimdi büyük oğlunda bulunan bu eserler 2 durak, 13 peşrev, 43 saz semaisi, 10 oyun havası, 1 taksim, 14 beste, 4 ağır ve 9 yürük semai, 4 marş ve 67 şarkıdan ibarettir. Klasik tarzdaki saz ve söz eserlerinden çoğu güzel, birkaçı pek güzeldir. Güftelerini Hekimbaşı Abdülaziz Efendi, Mustafa Çavuş, Ahmet Refik Altınay, Halil Nihat Boztepe, Tevfik Fikret gibi şairlerden almıştır. Bu arada 1916'da Musaifzade'nin Lale Devre opereti için Nedim'in 28 şiirini bestelemiştir. Doktor Supi Ezgi 12 Nisan 1962'de 93 yaşında öldü. Zincirlikuyu'ya yarım yüzyıllık arkadaşı Saadettin Arel'in yakınlarına gömüldü. Mavi gözlü, ufak tefek, son derece zeki, gençliğinde fevkalade titiz,
sonradan tamamen kalender, sakallı, meşrep ve mizacı kimseye benzemeyen bir adamdı. Pek çok talebe yetiştirmiştir. Sayın dinleyiciler, programın ilk kısmında Medeni Aziz Efendi'nin eserlerini dinleyeceksiniz. Önce bir hüzzam şarkı. Kerem eyle, mestane kıl bir nikah. Thank you.
Şimdi de bir Hicaz şarkı. Ey çerhi sitemger, dilin alana dokunma.
Gene bir Hicaz şarkı. Kendine niçin emsal ararsın? Programın ikinci kısmında Supiye Ezgi'nin eserlerini dinleyeceksiniz. Önce Hicaz Beste. Baktıkça hüsnü anına hayran olur aşıkların.
Şimdi de sazlardan Gerdaniye Saz Sema'yı dinleyeceksiniz. Program Kürdili Hicazkar şarkıyla bitiyor. Birlikte bir akşam yine meynuş edelim gel.